Herkese günaydın. Yepyeni bir Magazin Note ile karşınızdayız. Ben İlkay Buharalı, Magazin Doğa Ena Bey'im, Ali Eyüboğlu baş köşede. Nasılsın Ali abi? Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. 15 Temmuz Demokrasi Günü nedeniyle programımız tatildi. Evet. Biz de o gün senin yapmış olduğun çekimlerle izleyicilerimize merhaba dedik, yine sürprizlerle. Bugün yine canlı yayında buradayız. Evet. Herkese İyi günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bugün yine kitap hediyelerimiz olacak, 5 tane. Onun dışında Eskişehir'e gittim. Günübirliğine bir film çekimi için. Masal Şatosu Sihirli Davet diye bir film. Gitmemin sebebi bu tip, yani biz şimdi belli yaş kuşağı olarak belli bir kitleyle iletişim halindeyiz. Bizi takip ediyor ya da okuyor. Ama burada da bir nehir okuyor. Genç bir kanal, genç bir nehir. Yani oradaki çocukların sosyal medyada takipçi sayılarını öğrenince bana kompleks geldi. Kaç kişi takip ediyor abi? Valla 1.2 milyon takipçisi olan var. İşlerinde 700 bin olan var. Yani şaka gibi, mesela Berk Coşkun var, organik müzik yapıyor, çeşitli şunun sesi, bunun sesi, çay kaşığının sesiyle. 1.2 milyon YouTube'da abonesi var. Maşallah, Allah ya daha biz, çok versin. Aylardır daha 30 bine işte yaklaştık, sağ olsun Seda Sayan geldi, biraz PR'ımızı yaptı da biraz yükseldi sayımız. İşte ne bileyim, Ecrin Su Çoban diye bir kız var, o 700 bin. İşte başka Kuzey Köker var, oyun tanrıçası diye bir kız var. Çok küçük, bıdık bir kız. Oyunlar, oyuncakları alıp deniyor. Şimdi onlarla hem röportaj yaptım, hem bugün de Milliyet'te yazdım. Şimdi o, yani bir kere de şöyle bir şey tarafı var. DMC Net'te müzik ilk defa film işine giriyor bununla birlikte. Yani ben şu anlamda önemsiyorum, çünkü Hollywood'da Disney bu konuda sektörün lokomotifi. Yani ben bu filmin işte içinde masal kahramanlarıyla gerçek kahramanların iç içe olduğu bir hikaye. Yani bu şeyin kendi promosyonunu yaratan, yani film vizyona girdiğinde eğer iyi iş yaparsa içindeki işte Cinderella'dan işte kahramanlarının oyuncakları, tişörtleri falan çıkıp satabilir. Çünkü Disney bu konuda ürettiği filmlerden yarattığı kahramanların promosyonlarıyla gişede kadar hasılat elde ediyor. Onun için o şeyi önemsedim. Onlarla başlayalım mı peki abi? Evet. Önce nasıl onların bir şeysini izleyelim. Klip. Klip çektiler. Filmin ismi Masal Şatosu Sihirli Davet. Klibi de Eskişehir'de bir masal şatosu var. Çok güzel bir turistik yer. İşte Galata Kulesi'nden ayrı bir kule, işte Kız Kulesi'nden ayrı bir kule, böyle çeşitli kulelerden bir masal kulesi yaptılar. İlk önce onu izleyelim. Bu arada ben söyleyeyim, Alp Kemal'le dün izledik. Oğlum 2 gündür de çok ateşli, 3,5 yaşında. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şey, çok beğendi klibi. Röportajlar biraz uzundu, gönderemediler bana. Ama klip, oğlum beğendiyse, biliyorsun abi, çocuklar beğeniyorsa evet, şarkıyı, klibi iş tamamdır. Hadi bir görelim hep beraber. Geliyor mu? Aha. Evet. Bir varmış bir yokmuş, açıldı şimdi kapılar. Bilinmez arkasında ne var. Heyecanlı mutlu çocuklar. Prensesler, kahramanlar, periler, cadılar bu masalda. Hep beraber başarabiliriz. İyiler kaybetmez asla. Kim bilir korkular bir anda kaybolur.
Evet. Şimdi bu filmin tanıtım jingle'ı bu. Başroldeki iki çocuk abi kardeşi oynuyorlar. Şimdi filmin hikayesi şu. Gerçek hayatta mahalleden arkadaş bir grup genç kötülerin esir aldığı masal kahramanlarını kurtarmanın peşine düşüyorlar. Film için gittiğim, çekimler için gittiğim yerde çektiğim videoları da peş peşe izlersek daha hem oyuncuları tanımış oluruz, hem film hakkında nerede çekildiğine dair bilgi sahibi oluruz. Böylece özel bir bölüm izlemiş oluruz. Buyurun. Ayşegül'cüğüm biraz daha geriden başla. Tokucak. Çok genişsin, gereksiz. Git abi, onların doğrusunu yap. 3, 2, 1. Adım, laf. Tabii işin magazin de var abi. Ben bileceğim ki bu sahnede arkada herkes çay içiyor. O yönetmen, yapımcılar, basın danışmanı Nagihan Ataç ve ekip kamera arkası. Daha sonra ben bu Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde bir tarihi alanda çekiliyor. Biraz zor bir ismi vardı. Onu şeyden bulmam lazım. Görüntülerden. Neyse. Şimdi içeri dalıyorum çekime. Yönetmen çünkü orada bir şeyler tarif ediyor. O videoyu izleyelim şimdi. Ha, çekim sırasında mı daldın abi? Yok. Yönetmen gidiyor bir şeyler anlatıyor. Ha, yönetmen çalışırken. Evet. Neler olmuş acaba? İki adım direk. Ayşegül. Hadi. Efendim. Hoca da mı dondu? Ne yapıyorsun lan? İyiyim. Şimdi taktım teyit. Hiç sorun değil. Evet, kaydediyoruz. Aldık yerlerimize. Selin'cim daha önde ol. Selin. Daha önde ol. Selin. Evet bu. Sigarayı görmesem. Yüzden fazla yaşı varmış bunun ya. Helal ol. 700 yaşında tut.
Herkesin elleri tutuşun da edin böyle. Çok güzel bir yermiş diyorlar yorumlarda Ali abi. Herkes evet. Mekanlara bayılıyor. Evet, burası Sücaaddin Veli Külliyesi'nin kompleksleri işte aşevi şu bu. Normalde Turizm Bakanlığı'nın bir yeri ama belediyede iyi ki izin verdiler çünkü etrafı da çok güzel tarihi bir alan. İşte böyle masal filmi için içerisinde çok güzel bir ortam var. Şimdi orada izlerken gördüğünüz siyah işte sigarayı görmesek iyi olur dediğim panik halinde şey yapıyordu. Aleyna Tilki'nin annesi o. Havva Öztel. Çünkü filmde Aleyna Tilki'nin kız kardeşi Açelya Tilki de oynuyor. Onun dışında Ayça olmasın abi sanki öyle okudum. Ayça yazıyla. Tilki evet. Ha. Ne diye okudum? Açelya dedi. Ne olsun önemli. Açelya uydurdum. Ayşegül Çınar var. Daha önce başka bir dizide izlediğimiz. Şimdi bir video daha var. Oyuncuların diziyi anlattıkları. Aleyna Tekin'in kardeşi de var mı videoda? Var. Aa, merak ettim. Hadi bakalım. Sen kimsin? Benim adım Musti. Ne? Musti. Musti. Evet. Yani gerçek adın Musti? Yok, gerçek adım değil. Ne gerçek adın? Gerçek adım Can Deniz. Can Deniz. Benim de gerçek adım Elif Ebrahim. Filmdeki adım Selim. Sen YouTuber musun? Evet. Sen Gıcık isimli YouTuber sen misin? Hayır. Tanrıca gibi bir şey var, oyuncak tanrıcası. Değil mi? Nedir bu oyuncak tanrıçası? Bir isim. Yani ne yapıyor bu? Çocuklar için slime videosu çekiyor. Çocuklar için? Slime videosu çekiyor. Sen ne yapıyorsun? Vlog. He? Vlog. Ne? Vlog. Vlog var senin. Kaç yaşındasın sen vlogun var? 12. He? 12. 12. Ne kadar takipçin var? Okurun. 700 bin. 700 bin. Tebrik ederim. Ne kadardı? 3 yıl. 3 yıldır. Nerede okuyorsun? Okul olarak kaçıncı sınıfta? 7. 7. sınıftasın. 8'e geçtim. 8'e geçtim. Nasıldı karne? Takdir iftar. Takdir iftar. Tebrik ederim. Aynı zamanda Alice müzik öğretmeni oynuyor. Alice de mi? Çok güzel sesli, çok önemli bir kendi yaptığın önemli bir şey. Evet. Çekim kadar önemli. Evet. Yani sen o başrol oyuncusu var, küçük bir kız. Serenay. Tanıyor musun onu? Küçük değil ama tanıyorum. Çok kafa bir insan. Seviyorum. Espri yaptım. Sen kaç gün bu iş için ayırıyorsun? Ayda. 20 gün. İyi para kazandırıyor mu? Yani. Kim alıyor parayı? Annen mi baban mı? Birikiyor. Birikiyor. Ne olmak istiyorsun ileride? İleride mi? Bilmem ama sanırım tiyatro. Ya da işte güzel sanatlar ama tiyatro. Güzel sanatta tiyatro. Aferin. İsmin neydi gelecek ismin? Ecrin. Su. Su. Soyadım da Çoban. Çoban. Ecrin Su Çoban. ESC. Kısaca. Tebrik ederim. Evet buradaki sen kaça gidiyordun? 8'e geçtim. 8'e geçtin. Senin karnen nasıl? Güzel.
ne takdir, teşekkür, neler var? Takdir aldın, aferin. Sen ileride ne olacaksın? Hedefin ne? Müzisyen olmak istiyorum. Müzisyen. Yani beste mi yapacaksın? Aferin. Hiç enstrüman çalıyor musun şu anda? Evet. Ne çalıyorsun? Keman. Keman. Ve piyano. Keman ve piyano. Tebrik ederim. Seni tanıyalım. Ben Ali. Ali. Ali'nin soyadı yok mu? Var. Ne? Magneto. Ne? Magneto. Magneto. Gibi isimler deyip geçebiliriz. Gibi başkaları da mı var? Yani. Nerelisin? Afrika, Kongo. Kongolu. Ne kadardır Türkiye'desin? 6 yıldır. İstanbul'da mı? Nerede? Türkiye'de. 3 yıl İzmir, 3 yıl İstanbul'da. Kimle? Annem babanla mı? Babamla. Babanla. Okuyor musun? Evet. Oyunculuk nereden? He? Oyunculuk. Daha önce yaptın mı oyunculuk? Evet. Nerede? YouTube'da. YouTube'da. Evet. Kanalın mı var? Hayır. Ne? Reklam çekiyoruz ama YouTube'a yayınlıyoruz. Ha, YouTube için reklam. Hı-hı. Hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Beşiktaş. Aferin. Alkışlara çok teşekkür ederim. Alkışlara teşekkür ediyorsun. Evet. Burada da geldik. Ne dedin? Ayça. Tilki. Aleyna Tilki'nin kız kardeşi. Aleyna ablan oluyor. Yani Aleyna'nın abla olduğunu inanmıyorum ama öyleymiş demek ki. Sen yazı yazıyorsun, hikaye yazıyorsun, şarkı sözü yazıyorsun. Ne olmak istiyorsun ileride, ne okumak istiyorsun? Hem yazar olmak, ki yazar zaten tabii. Evet. Hem de moda tasarımcısı. Moda tasarımcısı. Bu konuda Aleyna'dan bir destek alıyor musun? Nasıl bir destek mesela? Yani ruhsal, yok, düşünce olarak. Yok yok, öyle değil. Yani şunla görüşsen, şundan ders alsan, şu evet, okula gitsen falan gibi rehberlik anlamında. Biz beraber araştırdık. Moda tasarımında Fransızca'nın çok etkisi olduğu için Fransızca'na gideceğim. Onu beraber seçiyoruz. Ha, okulu beraber araştırdınız. Evet. 420 puan aldın. Evet. Sen Joseph düşünüyor. Ama tek kolej Fransız okulu değil. Fransız okulu değil. İyi. Sevgili Ayşegül Çınar. Merhaba. Ayşegül Çınar burada ne yapar? Mercan karakterindeyim. Mercan karakterinde. Ne yapıyor yani? Gerçek kişilik misin sen? Masal kahramanı değil. Gerçek bir kişiliğim, ana karakter. Yani bu masal kahramanlarını kurtarmaya gelen, evet, ekipte misin? Evet, kurtarmaya gelenlerden bir tanesi. Ne yedi? Çocukların Mercan ablası. Üniversite okumaya gelmişim Eskişehir'e. Eskişehir'e üniversite okumaya geldin. Kurtarabiliyor musunuz? Kurtarıyoruz. Ciddi misin? Ne gibi maharet gösteriyorsun kurtarıyorsun? Biraz koşturmaca falan. Evet. Sizin başka oynadığınız... Evet. 2 sezon Yasak Elma'da oynadık. 2 sezon Yasak Elma'da. Yeni çıktım. Burada oynuyorum. Evet. Zaten yeni, daha henüz 20 yaşında. Evet. Talat Bulut'u babam oynuyordu, evet. Baban oynuyordu. Aranız nasıldı? Çok güzel. Dünya tatlısı. Evet. Yani bu malum nedenle ekipteki oyuncuların bir kısmıyla arası açılmıştı. Sen onlardan değildin. Yok yok. Hiçbir problem yok. Sen babam gibiydi. Öyle bir sorun yoktu. Evet. Yaşın kaç? 23. Senin yaşında bir kızı var onun. Evet, kızıyla da arkadaşım. Yurt dışında okuyor. Başarılar. Evet, burada bir... Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Svegoviç, ben Cinderella karakterini canlandırıyorum. Ne yapıyor Cinderella burada? Onu anlatmayayım, filmi seyredenler görsünler. Ha, şu anda burada ne yapıyor? Şu anda burada kurtarılmayı bekliyor. Kurtarılmayı bekliyor. Yanında büyük bir kurtarıcı var. Herkese akıl veriyor. Ben hocam. Sesim hocam. Evet. Uyutulduk. Çatı tarafından uyandırılmayı bekliyoruz. Ya koskoca Nasrettin Hoca'yı uyuttular mı ya? Bu sonunda bizi de uyuttular maalesef. Geçmiş olsun hocam. Sizi tanıyalım. Merhaba, İsmet Can ben. Alaaddin karakteri. Evet. Nerede lamban? Lambamı daha vermediler. Verdiklerinde oynayacağız. Verdiklerinde oynayacağız. Evet.
Gelelim, burada bir güzel kızımız var. Bu kim bakalım? Merhabalar. Merhaba, sen kimsin? Ben Beyka Demir. Instagram'dan bilenler vardır aralarında. Instagram fenomeni misin? Evet, aynı zamanda Çapa Tıp Fakültesi'nde 5. sınıf öğrencisiyim ben. Çapa Tıp'ta 5. evet, sınıf öğrencisin. Evet. Şimdi böyle deneyim yaşıyorum, çok güzel. Yani doktorlukta bir branşın olacak mı? Var mı kafanda? Evet. Plastik cerrahi ya da çocuk doktorluğu. Plastik cerrahi. Şu anda çok güzel bir ortamdayız zaten, çocukları çok sevdiğim için. Güzel. Evet, geldik baş karakterlere. Evet, merhabalar. Evet. Ben Berk Köşkün, Masal Çapası'nda MT karakteri canlandırıyorum. Filmimizin abisiyim. Evet. YouTube'la uğraşıyorum, YouTube videolar çekiyorum. Ayrıca şarkıların da var, müzisyenlik de yapıyorum. Bir yandan da reklamcılık okuyorum ben. Peki, bu doğa seslerinden beste yapan sen misin? O benim, ta kendisi. Nedir onun adı? Organik müzik diyoruz. Organik ben müzik. Ben bir konsept oluşturdum. Türkiye'de bir ilk gibi bir şey. Duyabildiğim her sesten müzik yapabiliyorum. Onları birleştirdim. Her ya. Ses aklınıza gelebilecek. Musluk, çikolata, mum, olmuş. Para kazandırıyor mu o iş? Yani... Menajerimden eline. Evet Hakan abi. Şu an için öğrenci olduğu için önceliği başarılı içerikler üretmek. İçerikler üret. Ne kadar abonem var? YouTube'da 1.2 milyon, Instagram'da da 500 bine yakın. Total mecralarda da total lan, bakacak olsak 2 milyon üzeri. Komplese soktunuz bizi ya, biz de. O kadar tecrübeliyiz. 30 bine gitmiyor, abone sayımız yeni gidiyor. Hemen bir story çekelim. Evet. Hadi bakalım. Sen? Merhabalar, Berkan Hamidi. Filmde Bora karakterini canlandırıyorum. Böyle hareketli bir karakter. İşte periye aşık oluyor falan. Konservatuar müzik okuyorum ben de. Benim de aynı şekilde belki de işte kendi şarkılarım var. Sen de mi YouTuber'sun? Yok, ben YouTuber değilim. Ben okuyorum. Yani. Okuyorsun. Aynen. Sıradan bir yurdum insanıyım benim. Müzik de uğraşıyorum. Ne? Bestekçi mi olacaksın? Şarkıcı mı ne? Şarkıcılık düşünüyorum. Bakalım. Şarkıcılık düşünüyorsun. Güzel. Evet. Masal perimiz var. Nila Hanım. Evet. Evet, şimdi astrolojistler en sonunda biliyorsunuz. Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi sizi tanıyalım. Oyunculuk yapıyorum normalde. Bu sene bir tiyatro oyunu işte Yakaranlar diye. Yeni bitti. Bu 4. uzun metrajlı filmim. Daha önce nelerde oynadınız? Anlatayım. Bir Ömür Yetmez. Pardon, Bir Ömür Yetmez. Uzun şey, diziydi. Bir varmış, bir yokmuş sinema filmi. Başka dedi aşk. Rus'un oyunu. Bir de bu. Şimdi böyle bir abi hemen birkaç yorum okuyacağım bak. Gülay Çelik diyor ki şu anda TV'ye bağladık. Ailece magazin noteri izliyoruz yani. Kim evet. Demiş televizyonda değiliz diye bak. Evet. İstenirse oluyor. Ekrana bağlanabiliyor. Evet. Dur bir tane daha vardı. O da çok hoşuma gitmişti. Ben söyleyeceğim. Yazarlık moda tasarımcısı diyor. Şeyma Subaşı'nın izinden gidiyor. Ayça Tilki diyor. Bir tane hani öyle olmak istiyorum demiş ya. Evet. Ayça Tilki'yi ben ilk defa gördüm abi. Alena Tilki'nin kardeşine. Ben annesini ilk defa gördüm ben öyle de. Öyle mi? Ha. Evet. Eğitimciymiş. Üç yerde öğrenci yurdu varmış. Yani normalde anaokulu öğretmeniymiş ama yapmıyor. Annesi 18 yıl önce ona yurt açmış. Üç tane yurdu işletiyor. Öğrenci yurdunu. Ama bunlardan ikisi kentsel dönüşüme girdi. Biri hala faaliyette, ikisi şeyde. Hatta medyada Aleyna Tilki annesine yurt açtı diye haberler çıkmış. Yani Aleyna doğmadan bu işletme işine girmiş. Onun dışında o son Pamuk Prenses kıyafetiyle izlediğiniz Nila Fırat, Mert Fırat'ın kız kardeşi. Yani röportajı da vardı, pek anlaşamadık kızla. Elektriğimiz tutmadı, onun için röportajı makasladım, yayınlamayalım. Öyle yapma, Nila mıydı abi, Nila Fırat mıydı? Nila Fırat. Nila Fırat. Yani şurada görüntüler var başka bir bölümde. Bu diğer oyuncular lak lak yapıyor, o elinde senaryoyla çalışıyor. Çalışıyor, replik çalışıyor. Oradakilere sordum, siz ben ezberledim dedi. O ezberlemedi herhalde. O biraz ağrına gitmiş. Yani
Neyse, böyle bir iş 30 Ağustos'ta vizyona girecek. Vizyona girerken yayında olursak bu çocukları konuk almak istiyorum. Eğer tabii şöyle bir dönüşümü olursa, yani bize bir marjinal faydaları da olursa, bakalım öyle 1.2 milyon takipçim var, 800 bin takipçim var. Demek ki olmuyor. Demek ki olmuyor. Bir el atın bakalım bu magazin noterini nasıl uçuracaksınız bizi. Yani Halep oradaysa Arşın burada, zıplatın görelim, ölçelim. Yani böyle bir katkınız olursa ben de sinema döneminde vizyona girdiğinde size galadan mı yaparız, buraya mı konuk olursunuz artık bilemeyeceğim. Peki abi, sana bir cümle bir şey soracağım. Bu çocuk oyuncuları görmüşken pek çok anne babanın aklında, bana bile soruyorlar bir yerde. Şimdi anne babalar çocuklarının çok yetenekli olduğunu düşünüyor, düşünür. Herkes her anne baba. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Saklayamayacağım. Çocuğun oyuncu yapmak istiyorsa. Her kuzgunun yavrusu ben güzel. Aynen öyle. Görüyorum. Çocuğun oyuncu yapmak istiyorsa bir anne baba ne yapmalı? Sen bir magazin duayenisin de, sen de çok karşılaşıyorsundur. Hani burada çocukları da görmüşken belki merak edenler, özenenler var ya da nasıl yol izleyeceğini merak edenler, bize bir yol göster. Şimdi bu konuda profesyonel ajanslar var. Onlara vasıtasıyla bu işin içine girmeliler. Ama ya anne ya da baba, ikisinden biri başlarında mutlaka olmalı. Çünkü ya orada Afrika Kongolu çocuğun babası vardı. Ayça Tilki'nin annesi vardı. Diğer oyuncuların da ebeveynleri yanındaydı. Böyle yürüyor. Başka türlü yürümüyor. Ama yani kamera önü keyifli, renkli ama kamera arkası çileli bir iştir. Yani onunla o psikolojiye, mesela şu çocuğun ilerideki psikolojisinin nasıl olacağını merak ediyorum. Yani bunun gözüklüğü yok kardeşim. Az önceki bıdık kız var ya, saçlarını kenardan bağlayan, ha bu. Yani şimdiden konuşma üslubunda bir tepeden bakma var. Yarın bu ilgi alaka bu kadar olmazsa, şeyleri değişirse ne olur? Psikolojisini de çocukların iyi hesaplamak lazım. Yani çocuk yıldız olup da yıldızı parlayanlar da var, hayatı kayanlar da var. Evet, bu evet. Da böyle. Yani kitaplarımızı... Her zamanki geleneğimiz var, kitaplarımızı anons edersen. Hemen. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz, kitap istiyorum yazacaksınız. Peki bugün hangi kitapları size vereceğiz? Yorumlara kitap istiyorum yazın. Biz de size hangi kitaplara vereceğimizi söyleyelim. Sturm'a Aşk Yolcusu, Bahar Feyza'nın kitabı. Kendisi konuğumuz da olmuştu biliyorsunuz, ünlü haber spikeri. Ve yazar. Ahmet Şafak, Şöhret Sanatı Öldürdü, Cinayeti Ben Gördüm. Önemli bir yazar ve aynı zamanda sanatçı, ses sanatçısı, müzisyen. O da konuğumuz olmuş. Ne kadar mutluluk vereceğim. Bizim yazarını tanıyoruz valla. Ahmet Şafak'ın o kitabı da. Evet. Türkiye'de sanatçı olmak. Yani bunları çekilişte gönderdik. Sahiplerine ulaşamadığı için geri geldiler. Yine bu sizlerin diye yeniden çekilişe koyduk. Ahmet Yıldız'ın bir kitabı var. Stresli bir dünyada mutlu çocuk yetiştirmek. Tam işte. Ay güzel bir kitapmış. Tam ben İsabet. Aynen öyle. Tuna Kiremitçi'nin Selanik'te Sonbahar isimli bir kitabı var. Evet. Ağustos ayında, Temmuz ayında bunu veriyoruz. Sonbaharda gelecek. Günün birinde. Evet. Yapılması gereken kitap istiyorum. Evet. Yazıyorsunuz şu anda yorumlara. Ama programı da sonuna kadar takip etmeniz lazım. Neden? Saat 13'te çekilişi tamamlandıracağız. Kitapların kime gittiğini belirleyeceğiz Ali abiyle. Ve sonra da 13 ile 13.30 arasında da adreslerinizi ivedilikle bize göndermenizi isteyeceğiz. Yani kitabı tamamen kazanabilmek için sonuna kadar yayını takipte kalmanız şart diyorum. Diyorsun. Diyorum. Bir de gündemi hatırlatırsan, insanlar bizi izlerken hangi konularda biz onlara yardımcı olacağız? Hemen başlıkları söyleyeyim. Pukka attığı tweetler yüzünden gerçekten hapis yatacak mı? Neler oluyor? Herkes bunu konuşuyor. Ali abiye soracağız. Evet. Adnan Oktar suç örgütü ile ilgili iddianameye giren şok gerçekler var. Şaşırdın mı diye soracağım yine Ali abiye. Yakın takipteyiz bu konuyu. Vallahi. Dur, az sonra. Evet. Merak etsinler. Rain Man mı haklı, izlemeler sahte diyen ünlüler mi haklı? Çünkü Rain Man'e sahte diyenler de öyle yoldan geçen insanlar değil. Yani ne oluyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Akıllı telefonlardaki yaşlandırma programıyla kendinizi yaşlandırdınız mı? Pek iyi yapmamış olabilirsiniz. Bir tehlike var, büyük bir tehlike. Ondan bahsedeceğiz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar artık girdi. Mavi Balina oyunu tam 150 çocuğun, Türkiye'de sadece 150 çocuğun intiharıyla ilişkilendirildi. Şok gerçekler var. Erol Köse'ye bir kötü haber var. Gülben Ergen'den dilediği özür işe yaramamışa benziyor. Metin Haran'ın açıklaması, bu ne periz, bu ne lahana turşusu dedirtti bize. Siz ne düşüneceksiniz? İzel'e müzik piyasasında ambargo mu uygulanıyor ve Kenan Doğulu ile Beral Saat arasında gerçekten neler oluyor, son durum nedir diye soracağız Ali abi. Evet. Ama önce. Hızlı hızlı gidelim. Önce. Seda Sayan'la başlayalım abi. Her yerde bu haftanın gündemini magazin noteri belirledi. Seda Sayan programda dedi ki Şeyma Subaşı'nın kitabı toplatılmalı. Çünkü hidrolik asit, sen bize söyledin. Bakın kitabın burasında hidrolik asit kullanın cildinize diyor dedi. Seda Sayan da inanamıyorum, yılların televizyoncusuyum. Hemen bu kitap toplatılsın, insanlar kör olur, sakat kalır, ciltleri yanar dedi. Evet. Her yerde haber oldu. Şimdi kitap toplatılmıyor ama yayın evi yeni baskılarda onun düzeltilmesini yapacak. Ama yeni baskı ne zaman yapar onu bilemem. Aleyküm selam. Kimdi o ya? Şimdi Seda Sayan'ın bu programda yaptığı açıklamalar yani Türkiye'de 438 benim takip edebildiğim medya takipten 438 yazılı ve görsel mecrada haber oldu. Bu Seda'ya teşekkür ediyorum. Bize de takip edenler biliyor. Yeni birkaç bin abone getiren bir verimli bir konuk oldu. Dolayısıyla şunu gördük ki sosyal medyada böyle işte şu kadar takipçim var, bu kadar etki alanım var, şu kadar çarpanım var diyenleri de konuk ediyoruz. Böyle bir geri dönüş onlardan olmadı. Ama bizim kuşağın yıldızı Seda Sayan bacınız geldi. Programda yaptığı açıklamalarla 500'e yakın mecrada haber oldu. Ve binlerce, yani en çok izlenen her bölümü 40-50 bin, daha doğrusu her videosu 40-50 bin izlendi, daha fazla izlenenler de var. Toplamda ciddi bir marjinal fayda sağladı. Yani Seda Sayan niye yıllardır Türkiye'nin gündeminde var? Canlı kanlı olarak örnekleriyle gördük. Ama bu arada şöyle şeyler de oldu. Özellikle sosyal medyada bu Seda Sayan'ın açıklamalarının haberleştiren sözüm ona haberciler, daha doğrusu hırsızlar, emek hırsızları. Hele işlerinde biri var ki yaptığı asparagas haberleri bu haber doğru değil, yalan diye eleştirdiğim meslektaşım demeye utandığım biri. Yani öyle bir şerefsizlik yapmış ki yani Seda Sayan videosunu o kadar öyle bir katrajlamış ki yanlışlıkla İlkay görünmesin, Ali Eyüboğlu görünmesin, magazin noteri görünmesin diye neredeyse Seda Sayan'ın yüzü görünmüyor, kulağı konuşuyor gibi oldu. Yani senden bize gelecek bir fayda yok. Biz sana ürettiğimiz içerikle bir şey veriyoruz. Yani şimdi... Televizyon yayınında mı abi o hale getirdiler? Ben televizyonda da gördüm. Sadece sesi kullanılmıştı mesela Seda Sayan'ın. Yok, ben televizyonu bilmiyorum. İzlemedim. Şeyden bahsediyorum. Sosyal medyada videoyu kullanmış. Anladım. Ama öyle bir katraj yapmış ki başka resimler, işte Şeyma'nın fotoğrafını, kitabı koymuş. Bir de Seda'nın kulağı kalmış. Yani bu kulak Seda Sayan'ın diye yazmış. Şimdi normalde arkadaşlar telif yasası bize o hakkı veriyor. Mahkeme kararıyla biz şakır şakır ondan telif alırız istesek. Ama uğraşmaya değmez bu aşağılık insanlarla. Ama en azından gene bu yayını izliyorlar. İzlediklerini biliyorum. Bilsin ki
yani Ali Eyüboğlu Beren Saat'e benzemez. Yani Beren Saat hamile diye yangın yaparsın televizyonda, fos çıkar haberi. Ama Ali Eyüboğlu'nun emeğini yediğin zaman midenden alır onu, kursağından. Hmm, ben kim olduğunu anladım, evet, şu an. Evet, sen anladın kim hemen olduğunu. Anladım. Beren Saat deyince yani anladım. Kim kim, eğer bunu ben de yapıyorsam emek hırsızlığı yapıyorum. Bir başkasının emeğiyle ortaya çıkan ürünü izinsiz, kaynak belirtmeden kullanıyorsa hırsızlık yapıyor demektir. Emek hırsızlığı, ne diyor Allah? Bana kul hakkıyla değil, onun dışındakileri ben affederim ama kul hakkını kul affeder. Biz hakkımızı yedirmeyiz, helal de etmeyiz. Sırat köprüsünde bekleyeceğim, böyle tekmeyi vuracağım. Evet. Boş ver abi, kıskançlık yapıyorlar diye. Yani kıskançlık tabii, hasetinden kendi bir şey yapamıyor. Yalan haberleri yüzünden medyanın dışına savrulmuş, hariçten gazel çalıyor. Ya onun gibi başka arkadaşlar da var, terbiyesiz, şerefsizler. Onlar da böyle hiç kaynak belirtmeden Seda Sayan Şeyma Subaşı'ya şöyle dedi. Nerede dedi lan? Nerede dedi? 5M1K diye bir şey var haberciliğin kuralında. Ya bırakın habercilik yapmayın. Aynen. Haberciliği habercilere bak. Evet. Ama televizyonlarda da o açıklamayı kullanıp logoyu mokoyu kapatıp kaynak belirtmemişlerse. İzledim abi. Sadece sesini kullanmışlardı. Vedia Corp diye bir bizim haklarımızı takip eden bir şirket var. Sanıyorum biz 30 saniyelik bir görüntü kullandığımız için telif yüzünden videomuz içeri gidiyorsa yani Funda Hanım siz de bir zahmet ilgilenin bunlarla. Pardon yani. Korumayı size verdik. Siz yapacaksınız bu korumayı. Do you speak understand? Yes. Yes. Evet. Onlar bizden kaçamayacaktırlar. Peki abi, haftanın en çok konuşulan konusuyla devam edelim mi? Pukko'ya evet. 7 yıl hapis cezası aldı. Attığı bir tweet yüzünden. Sadece Türkiye basında değil, dünya basında da konuşulan bir olay oldu. Evet. Hani nasıl olur diye. Ya bu kapıdan insanlar giriyorlar içeriye. Pardon, Seda, bu içeride kimse yok mu? O kapıyı kapatalım. Kimse girmesin. Aynen. Orada bir arkadaşım. Yani adam kapıyı açıyor, diyor ki pardon. İnşaat var, inşaat. Binada inşaat var. Konsantre mi bozuluyor? Pukka'nın attığı o videoyu izleyelim mi abi? Herkes izledi ama hani... Abi Pukka'nın attığı videodan önce Pukka Escobar'ı öven tweetini ben hiç göremedim onu. Ben buldum. Çok araştırdım. Evet, ne diyor? Bütün gece uğraştım. Önce onu görelim. Tamam, bir saniye söyleyeceğim. Ha, çocuklar size de yok. Siz sadece fotoğraf verin ya da sadece dinleyin. Şimdi iki ayrı tweet var. Evet. Ceza almasına neden olmuş olan. Evet. Bunlardan bir tanesi 2014'te, bir tanesi 2017 yılında atılıyor. Kendi ifadesinde buldum abi, daha doğrusu. Evet. Diyor ki şöyle, ilkinde yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor demiş. Narkoz dizisinden esinlenerek bunu yazdığını söylüyor. O dizide işte demek ki böyle bir yapılanma var. Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor. Bu birinci tweet'i, devamı da olabilir ama böyle özetlenmiş. İkinci tweet de şu: uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin diye bir soru sormuş. Bu da 2017'deki son tweet. He, uyuşturucu kullanımını özendirmekten ceza aldı. Evet. Ama şimdi kendi videosunu izleyelim. Kendi videosunda bence bir şeylik var. Tutarsızlık var. Öyle mi? Evet. Aa, hiç dikkatimi çekmedi. Bakalım ne diyor. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. 7 sene 7 Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. 7 sene hapis cezası aldım ya. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene hapis ne demek ya? Ne demek bir attığım tweet yüzünden ya? 7 sene ne demek ya? 7 sene ne demek? Ben ne yapacağım ya? 7 sene. Şimdi attığı tweetler bunlar, paylaştığı aldığı video bu. Paylaştığı video bu da. Aldığı ceza ne kadar? 5 yıl? 10
5 yıl 10 ay hapis cezası evet. aldı. 5 yılın üstünde aldı yani. Bu yatacak demek oluyor eğer. Yani ben bir tweet yani o evet uyuşturucu kullanımını övüyor, özendiriyor mu onu bilemem ama o, yani bu iyi bir geçim kaynağıdır gibi orada bir masumlaştırıyor yani. Tam ya, tweetler sorunlu ama ister 7 yıl olsun ki 7 yıl da değil 5 yıl 10 ay sonra düşürdüler iyi halden falan işte. Çok yüksek bir ceza. Ben bir üst mahkemeden bunun bozulma ihtimalini yüksek görüyorum fakat yani Pukka'nın yazdıkları ve paylaştıklarını da sorunlu görüyorum. Yani onun da altını çizeyim. Yani evet bir tweet yani Escobar bu kadar ceza almadı demek haksızlık. Escobar'ın nasıl ayakta kaldığını, insanları nasıl öldürdüğünü yani ya kusura bakmayın da iyi analiz etmek lazım. Sanki dünyanın 7. zengini olmuş döneminde uyuşturucu satarak bir insan o iktidarın bakan öldürerek 180 kişinin içinde olan uçağı patlatarak hakimleri öldürerek Amerika'ya suçluların iadesi yasasını önlemek için. Yani adam eli kanlı bir uyuşturucu paronu. Yani yüzlerce kişiyi öldürdü. Evet. Yani uyuşturucudan hayatlarını kararttıklarını bir kenara bırakıyorum. Onların sayısı konusunda bir şey yok. Ama hayatına dair iki tane dizi izledim. Bir Narcos, bir Pablo Escobar Kötülüğün Efendisi diye. Kötülüğün de efendisi nasıl oluyorsa. Yani en zirvesindeki yani en kötü. Yani kötülüğün evet. kralı olur da efendi başka bir şey yani. Ha, iyileştirme var. Evet yani o dizide de yani olaylar gerçek olayların hepsi adamın ne kadar aşağılık biri olduğu bütün uyuşturucu baronları gibi onun da bir aşağılık insanları hayatlarını karartma parasına pahasına bu servetleri elde ettiğini bütün dünya biliyor onun için onun Amerika'ya iade edilse nasıl ceza alacağı işte ömür boyu belki de elektrikli sandalyede ya da iğneyle gitmişti şimdi ama 44 yaşında operasyonda öldürüldü polis tarafından. Yani kaçaktı, kaçak olarak yaşadığı için. Yani Escobar bu kadar ceza almadı demek doğru değil. Escobar bu kadar yatmadı. Defalarca cezaevinden kaçtı. Nasıl kaçtığını da girip Google'dan araştırabilir insanlar. Hı hı. Yani şimdi Escobar'ı olumlayarak o bile bu kadar şey almadı demek evet 7 yıl ya da 5 yıl 10 ay bir tweet yüzünden ceza almak ağır bir ceza. Ama öte yandan şimdi uyuşturucuyu özendirmekten birçok şarkıcıyı gözaltına alıyorlar, yargılanıyorlar daha. Ama burada yani eğer tweetler sadece onlar mı bilmiyorum. Ben tweetlerin tamamını bulamadım. Bunlar bile olsa yani bir özendirme, bir olumlama var. Ama o suç bu cezayı gerektirir mi? Bence biraz ağır bir ceza. Karar olmuş. Bir üst mahkemeden bozulabilir. Tıpkı Türkiye'de hem uyuşturucu kullanıp hem tedarik etmek hem satmak gibi eylemleri yapmasına rağmen yırtan ünlülerimiz varken oyuncularımız, şarkıcılarımız ben Pukka'nın yani o bütün marjinalliğine rağmen hapse gireceğini sanmıyorum. Marjinalliğine rağmen derken bazı şeylerin tiye alıyorlar. Yani şimdi Pablo Escobar'ın oğlu onu takip etmiş sosyal medyada. Hı. Şimdi bu yani nasıl övünç bir meselesi olabilir? Oha o ne öyle bir şey. Evet evet var arkadaşlar o da evet. bizde. Paylaşımı takip ettiğini de paylaşıyor. Evet. Escobar'ın oğlu beni takip etmeye başladı. Oha yazıyor. Evet. İşte böylece ben bundan oldu. Yani bu olumlanacak bir şey midir? Ama şunu demek istiyor olabilir mi abi? Yani bu mevzudan artık herkesin haberi var. Hani bütün dünya duydu.
Escobar'ın oğlu da duydu. Bu arada Escobar'ın oğlu Juan Pablo Kolombiya'da yaşayan bir yazar. İhtisasında mimarlık üzerine yapmış. Babası öldüğünde de 16 yaşındaymış. Tek oğlu diye biliyorum. Öyle okudum. Bir oğlu bir kızı var. Evet, yazar yani hani suça bulaşmamış, hayatını normal yollarla sürdüren biri. Demek ki demek istediği oha şunu mu? Ben öyle anladım Ali abi. Yani bütün dünya duydu mevzuyu. O kadar büyüdü ki Escobar'ın oğlu bile takibi aldı. Ne yani demek şimdi istiyor? Bir taraftan ağlayarak video doldurup şöyle ceza aldım olacak iş mi diye ağlayan birinin öteki taraftan aradan 2-3 gün geçince böyle bir şeyden neredeyse kurulanacak duruma gelmesi de bana bir gelgitler olur. Hiç ben sen yok say onu. Ya başkaları bunu haber yapsınlar. Yani sen bunu sosyal medyanda duyurduğun zaman bunun ne anlama geldiğini 3 aşağı 5 yukarı okumasını yani ben öyle okuyorum. Ben yani bundan ne anlamamız gerekiyor? Şimdi şundan da etkilenmiş olabilir mi Ali abi? Sosyal medya sallandı. Bütün neredeyse pek çok ünlü hayatım, fikrini beyan etti. Pablo Escobar etiketiyle paylaşım yaptığın zaman bu vatandaş da bakıyorsa görür oradan. Anlamaz. Beni de öyle dünya kadar yabancı takip ediyor, yazıyorlar. Yani bunlar aha beni Lübnanlı takip ediyor, Kuveytli takip ediyor da Ali İboğlu'nun kara kaşı kara gözü için değil. Paylaştı. Onlar için. Yani oradan yakalıyorlar beni. Sen de Escobar'ı dönüp dönüp örneklediğin için, etiketlediğin için oğlunun görmesi de o halıkta bir şey değil yani. Değil o zaman sevgilisi de takip edebilir. Paraya ihtiyacı var belki. Şeyde Miami'de yaşıyor. Ha Escobar'ın geçen konuşmuştuk. Doğru sevgilisi demiştim. Bilmiyorum. Yani ben verilen cezanın da absürt olduğunu, çok yüksek olduğunu yani doğrusunu söylemek gerekirse Pukka'nın yazar olarak kullandığın dili de üslubun da gençlere doğru örnek olmadığını düşünüyorum. Yani üslup sorunlu. Daha ne diyeyim yani? Daha ne diyeceksin? Peki eski eşi şöyle bir paylaşım yaptı abi. Böyle katılır mısın buna? Sosyal medyada da birkaç paylaşım ayırdık. Dedi ki yok yok aklınızı kaybetmediniz. Ben de ilk önce öyle düşündüm. Ne yazacağım bile bilmiyorum şu an. Sadece günah ve günah 2 yaşında çocuğumuz var diyor. Daha yeni ayrılmışlardı. Ben ileride Batı'ya yani oğlana ne diyeceğim? Annen muhalif olduğu için 12 tane dava açıldı hakkında. Aralarında tek suçlu bulunduğu tweet Escobar'a yazdığı oldu. 7 sene hapis cezası aldı diye bir paylaşım yaptı. Sonra da ona sonuna kadar destek olacağını söyledi. Hani illa bir ceza yatıracaklardı ve bir açığını mı kolluyorlardı sence? Böyle bir durum görüyor musun? Yani şimdi bu neyin kafasıdır bilmiyorum. Yani şimdi Türkiye'de Pukka'yı yok etmek için savaşan bir erk mi var? Yani bunu yok edelim, bunu bir şekilde hapse atalım. Yani bu şeyden bunu anlıyorum ben. İşte öyle mi? Ben de sana soruyorum. Var mı? Ya şimdi bazı insanlar kendilerini anladığım kadarıyla dev aynasında görüyorlar. Yani bir siyasi figür değil. Gençlerin, belli bir yaş gençlerin, yani Şeyma Subaşı'yı takip eden kitle neyse Pukka'yı da takip eden bir kitle var. Şimdi onlar öldürsen de zaten Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti'ye oy vermezler. Vermeyecek bir kesim. Şimdi Pukka'yı susturarak iktidar o kesimi elde edemeyeceğine göre böyle bir mücadeleyi niye versin? Niye böyle bir muhalifi susturuyorlar? Yani Türkiye'de muhalif deyince Pukka aklına gelenler varsa aklını peynir ekmekle yemiş onlar. Benim hiç aklıma gelmiyor. Şimdi, evet marjinal, farklı birisi ama yani bir iktidarı zangır zangır titreden yani o zaman Yılmaz Özdil'i yok sayacağız abi, yok. Rahmi Turan'ı yok sayacağız. Yani onlar bir şey yazamıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Yani
Yılmaz Özdil'in yazdığı 10 yazıdan 9'u en çok konuşulan gündem oluyor. Yani insanların sosyal medyada konuştuğu. Neticede bu da abartılı bir tepki diyorsunuz. Evet. Yani şimdi eşinin çocuğunun annesi hakkındaki duygusal paylaşımını anlarım da yani kurguda bir sorun var. Pukka'da Ayşe Arman'a bir röportaj vardı. Onu okudun mu hala? Yok. Ya o da aslında yaptığının hata olduğunu söylüyor. Bu tweetler saçma, benim de saçmalama dönemlerimdi diyor. O dönem öyle saçma sorular sormak diyor modaydı. Hani işte biriyle sevgilini, kocanı aldatacak olsan ya da karını hangi ünlüyü seçerdin gibi saçma sapan dolu sorular sorulup anketler yapılıyordu. Ben de işte hangi uyuşturucuyu kullanırsın gibi bir şeyler yazdım. Tamamen saçmalıktı diyor ama bu kadar ceza olur mu? Bu ülkede tecavüzcüler, istismarcılar serbest kalırken içeride olacak olmayı aklım almıyor diyor. Katılıyorum. Yani aynı şeyleri söyledim ben de. Yani paylaşımları sıkıntılı. Üslubu sıkıntılı ama şimdi geldiğimizde bir makul, mantıklı Pukka açıklamasını ilk defa duydum. Onu da yapmış, onu evet. Söylemiş olalım. Kendi ağzına. Aklın yolu bir abi. Şimdi Pukka bekerken başka bir kafadadır. Çocuk sahibi anne olunca başka bir kafadadır. Yani ben bu lafları 27 yaşında bir çocuğu olan biri olarak söylüyorum. Bir veli olarak, bir ebeveyn olarak söylüyorum. Ben de 18-20 yaşında burada oturuyor olsam başka türlü konuşabilirdim. Yani anlıyorum abi. Anlıyorsun değil mi? Sosyal medyada ikiye bölünmüş durumda. Bunlardan isterseniz örnekler verebiliriz ama herkes biliyor. Şunu söyleyelim. Hak verenler de var. Yani Pukka bu cezayı hak etti diyenler de var. Ama bir suç işledi diyenler de var. Olur mu canım bu kadar? Bu ceza çok fazla. Bu kadar da saçmalık diyenler de var. İnşallah bu karardan dönülsün. Bakalım ne olacak? İtiraz ettiler. Ama sen hapis yatmaz diyorsun abi. Ceza düşer diyorsun. Değil mi? Yani bir ceza alır ama 5 yıl 10 ay değil de daha az bir ceza alır, para cezasına dönüştürülür. Tahminim çünkü yani şu da olsa keşke bu tip tweetler attın, pişman oldun, bunlara kamu hizmeti. Yani ne bileyim bir sosyal sorumluluk projesinde insanları bilinçlendirme, işte şu yaptığı açıklamanın biraz daha gençleri uyuşturucudan uzak tutacak bir açıklama, rol model ya da ne bileyim bir hizmet sunması bile faydalı bir ceza olur. Kamu yararına bir ceza olur. Ya Pukka 2 sene, 3 sene, 4 sene yatsı içeride bundan kimin ne faydası olacak? Allah aşkına. Evet. Yani çünkü Türkiye'deki ceza evleri ıslah evi değil. Yani oraya yumuşak giren içeriden terörist çıkıyor. Ne yazık ki bu da böyle. Peki Adnan Oktar ve suç örgütüne geçelim. Çünkü içerideler nasıl çıkacaklar, çıkabilecekler mi diye bir bağlama çekeyim. Bir taraftan da iddianameye giren yeni açıklamalardan, daha doğrusu basına yansıyan yeni bilgilerden bahsedelim. Örgüte girmek öyle kolay iş değilmiş. 3 şart varmış Ali abicim. Gördün mü? Biliyorum da evet. Mutlaka güzel, yakışıklı olacaksınız. Mutlaka zengin olacaksınız. Mutlaka eğitimli olacaksınız. Aha. Farz misal. Aha. Güzel ve eğitimlisin ama zengin şimdi, değilsin gene olmuyor. Tamam. Şimdi bu kızlar öğrenebildik mi nereye gönderiliyor da böyle tornadan çıkmış gibi aynı saç modeli, aynı kirpikler, aynı yüzler. Yani popo kıvrımları bile aynı. Herhalde abi benim tanıdığım bir estetikçi doktor şunu söyledi. Bana geldiler, bize geldiler. Yıllar yıllar önce biz kabul etmedik dedi. Tamam da yani nereye gidiyorlar? Nereye gidiyorlar? Yine ne gitmişler. Çok ünlü bir doktora gitmişler. Onlar demiş ki biz böyle bir şey yani aynı fabrikadan çıkmış gibi böyle bir seri bir iş yapamayız demişler. Tamam. O öyle demiş de sonuçta bunları biri üretti. Biri sonra evet. O etik değerleri yok etmiş. Evet. Etik değer değil işte talebe göre götürüyorsun kızı, diyorsun ki bunu aynı bu kedicik gibi yap. Yapıyor işte bu. Yapmamalı işte doktor da bence. Kendini bilen bir doktorsa. Neyse yapmış. Yapmış evet. Neticede sonuç bu. Bunlar abi önemli olan şu. Hem eğitimliler hem zenginler. Evet. Yani fakirler giremiyor bu. Evet. Örgüte yapılanmaya. Suç örgütüne evet.
Aynen öyle. Şimdi bunların dışında mesela 1989'u 90 yılları arasında evlenebiliyormuş örgüt içindeki işte kadınla erkekler. Sonra Adnan Oktar denen suç örgütü elebaşısı demiş ki hayır, bağlılığınız azalıyor örgüte. Ve siz gerçek Müslüman kadınsanız en takva sahibi kişiyle evleneceksiniz demiş. O da benim. O da benim demiş. Kadınlar kocalarından boşanmışlar ve Adnan Oktar'la imam nikahı kıymışlar. Bu bir. Bir dehşet durum daha. Namaz vakitlerini ikiye düşürmüş. Kendisi Mehdi olduğunu ilan ettiği için böyle fetvalar da veriyor. Tövbe haşa yarabbim. Neyse, kadınların örtünmesine de gerek yok. Bikini bölgesini örtmesi yeterli diye de fetvaları varmış. Sonra abi 1990'lı yılların ikinci yarısında turnike ismi verilen cinsel sömürü sistemi başlamış. Turnikeymiş meğer sistemin adı. Burada da Adnan Oktar'a göre kibirli kadına, yani kibirliysen daha İslamiyet'e yaklaş diye şöyle bir tebliğ yapılmış kendisi tarafından. Kadınların kibirlerinin kırılması amacıyla birden fazla erkekle cinsel ilişkiye sokulması gerekir. Bu günah değildir. Deyip tövbe estağfurullah. Yani ne diyeyim? Buyur sen. Ya şimdi Adnan Oktar'ın bu kurallarını Türkiye bilse bayağı talep olurdu erkeklerden. Bu örgüte girmek için. Yani şimdi trajikomik de işin gerçeği de şu. Yani ortaya çıkan iddialardan anladığım kadarıyla ciddi ölçüde can yakmışlar. İnsanları susturmuşlar. Hala dışarıda ayakları var. Bana saldırmaya devam ediyorlar. Ama geçen gün Deniz Akkaya'nın bir videosunun sonunda şöyle bir laf var. Cehennemin dibine kadar yolun var. Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Gidin. Gidebileceğiniz yer. Bu Adnan Oktar ne ceza alır hala? Hapisten çıkar mı yarın öbür gün? Ne görüyorsun? Hani tamamen farazi şu an bir değerlendirme yapıyoruz ama bu işin sonu ne olur? Yani çıkarsa çok vahim olmaz mı diyeyim? Ne diyeyim yani? Allah. Şöyle söyleyeyim. İddianame bir ortaya çıksın. Mahkeme kabul etsin. Hı hı. Duruşma başlasın. Ben de şikayetçi olduğum için müştekiyim. Gideceğim bu kediciklerin son hallerini görmek için duruşmaya. Bu duruşmada işin rengi belli olur. Ama şimdi bugüne kadar ki kafamdaki içimdeki şey bana diyor ki bu kez de yırtacak. Yapma abi. Yani normal şartlarda bu iddianameden ciddi cezalar alması lazım. Hapiste çürümesi lazım bunların. Ama Türkiye'de öyle şeyler oluyor ki yani 5-6 defa ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen kişiler bir sene sonra serbest kalabiliyor. Yani onun için Türkiye'deki yargı sistemine güvenim maalesef tam manasıyla yok. İnancım yani bir ülkede demokrasi, insan hakları'nın teminatın yargıdır. Yani yargı iyi işlerse o ülkede, hukuk iyi işlerse insanlar haklarını alır, ekonomi gelişir. Türkiye'de o anlamda yargıda sorun hala devam ediyor diye düşünüyorum. Ben bu FETÖ temizliğinin yeterince yapıldığı konusunda da kanaatkar değilim. Hala kriptolar vardır. Hala bunların çok ciddi paraları vardı. Bir şekilde etki ajanlarını kullanıp yırtabilirler. Bu arada bu iddianameyle bir sorun daha yanıtı çıktı. Bir takipçimiz Dert Türkiye
pek çok bizden kitap kazanmış olan bu takipçimiz diyor ki bu Adnan Hoca bunca sene nasıl TV kanalına çıktı, nasıl oldu bu iş? Bu iddianamenin son satırlarına da basına yansıyan şöyle deniyor, 2007'de aslında bugüne benzer bir dosya hazırlanmış, bir takibi alınmış abi. Evet. Ama dönemin Cumhuriyet Savcısı ve şu anki FETÖ firarisi Zekeriya Öz'e giderek üst düzeyden isimler de verilmiş burada. Tarkan Yavaş ve örgütün üst düzey elemanları Halil Hilmi bir şekilde toplantı sonrası suçlamaların düşürülmesine ve dosyanın gidişatının değişmesine vesile olmuşlar. Bu da şimdi bu iddianamenin içine giren detaylardan. Yani bir ya İlkay en basit şey en basit şey şudur. Ben ifade verdiğimde Mali Polis'teki yetkililerin söylediği şey şu. Dünya kadar hastaneden bunun akıl sağlığının cezai ehliyetinin yerinde olduğuna dair rapor var. Tek bir kez 2002'de mi ne almış akıl sağlığı yerinde değildir diye bir rapor var. O raporu sanki güncelmiş gibi bütün mahkemelerin önüne koyarak kendine bir koruma kalkanı elde ettiğine göre demek ki bu sistemde bir şekilde korunmuş. Zaten ortada. Evet. Malumun ilanı oluyor işte şimdi Ali abi. Evet, yani bir insan için hem akıl sağlığı yerindedir hem akıl sağlığı yerinde değildir diye rapor olabilir mi? Var. İstediği yerde onu kullanıyor. Yani akıl sağlığı yerinde değildir ama o ülke nasıl bir erk varsa adam yıllarca ekranda ahkam kesiyor. Çıkıp konuşabiliyor. Ya kimse de kapısını çalıp da demiyor ki hocam işte, senin deli raporun var, ne işin var 2007'de burada? 2007'de çalacaklarmış, çalamamışlar işte abi. Dosyanın inşaatı değişmiş. Şimdi içeri tam atmaktan bahsetmiyorum. Akıl sağlığı yerinde değildir diye bir mahkemeye rapor sundu mu? Biz dava açarken bize ne dedi mahkemedeki hakim? Böyle akıl sağlığı yerinde değildir diye daha önce bir davada ben yargıladım, ceza verecektim. Böyle bir sorun hiç uğraşmayın dedi. Burada da çok net. Niye oradan bir hakim, bir avukat, bir savcı harekete geçip de demiyor ki ya bu Adnan Oktar denen adam bize gelip akıl sağlığı yerinde değildir, suç ehliyeti yoktur diye rapor sunuyor. Niye bu televizyonda yayın yapıyor? Bir de hoca diyor kendisi. Evet. Gidip engelleyelim dememişler. Sahipsiz bir ülke. Acaba yani bu ülke tarikatlara, gruplara maalesef teslim ediliyor. Yani etki ajanları biliyorsun. Bu kızlardan iki tanesini göndermişti BSTV'ye beni susturmak için, hatırlıyorsan. Hatırlamaz mıyım? Yani düşün, bunlardan kim bili kimleri savcılara, hakimlere gönderdiler. Neticede çarkları bir yerde bozuldu. İnşallah adalet en ağır cezayı verse. Hani ya hala dışarıda adalet... hala dışarıda bu vatandaş Adnan Oktar suçsuzdur. İşte iftira atılıyor. İftira atan kim? İftira atıyorsa İstanbul Emniyeti atıyor. Buyurun onlarla mücadele edin. Ama öyle yapmıyorlar. Sen onu yazdığın zaman bireysel olarak seni ısırmaya çalışıyorlar. Bu savcılığın iddianamesi. Evet. O zaman Cumhuriyet'in buradaki savcılığı... Savcılık ne? Onları. Polis ne? Bunlar devlet. İşte, aynen öyle. Onların iddianamesinden yazdıklarını okuyoruz. Peki Ali abicim, çok merak ettiğimiz bir başka konuya geçelim mi? Geçelim. Biraz şu gerilimli havadan da uzaklaşalım. Rain Man, Ela diye bir şarkı yaptı. Evet. Tüm zamanların rekorunu kırdı. Zaten bir önceki şarkısıyla da rekorları kırmıştı. Şimdi birinci sırada da Rain Man var, ikinci sırada da Rain Man var. 10 dakikada yaklaşık 10 milyon izlenmeye ulaştı bak. 10 dakikada 10 milyon Ali abi. Sonra 1 saat içinde, pardon, 10 dakikada 1 milyon izlenmeye ulaştı. 10 dakikada 1 milyon. 1 saat içinde 3 milyon 600 bin izlenmeye ulaştı. Sonra da YouTube'un dünya listesinde 1 numaraya oturdu. Reyman. Evet. Önce itirazlara mı gelelim? Ne diyeyim, sen önce bu şeyi, rekoru yorumlamak ister misin? Şimdi bu gerek sosyal medyada gerek YouTube'da tıklanmalar, izlenmeler, rekorlar. Bu ben hep mesafeli duruyorum. Hele hele de o rekorun sahibi
Rain Man gibi şu kadar sürede şu kadar olmazsa ben sosyal medya hesabımı kapatacağım gibi. İlk gün 15 milyon izlenmezse evet, hesabımı kapatırım. İddialı bir demeç, iddialı bir açıklama yapıyorsa orada soru işaretleri başlıyor. Niye başlıyor? Yani bunu nereden garanti ediyorsun? Bunun şu kadar sürede şu olacağına inanıyorum diyebilirsin. Ama büyük bir iddia ortaya koydun mu? Bu şimdi bu şarkı aynı zamanda Lipton Ice-T'nin reklam şarkısı. Onların işbirliğiyle yani arkasında Pepsi Türkiye var. Şimdi bu promosyon tırnak içinde konulu şeyler bana hep bir koku gelir. Yani buna bir etki, bir müdahale, çünkü bu kadar çok konuşuluyorsa sonuç itibariyle Ela'nın ne kadar tıklandığı değil, bu Lipton Ice-T'nin pazar payını günün sonunda ne kadar artırıp artırmadığıdır önemli. Anlatabildim tabii mi? Şimdi onun dışındakiler işte Türkiye'den bu YouTube listesine birinci sırada zirveye yükselen tek benim iddiası doğru değil. İlk benim. Bu listeye giren ilk Türk benim diyor. Aleyna Tilki. Aleyna da hemen onu evet, söyledi zaten. Evet, belgesi de var. Bir numaraya kadar çıktığına dair. Şimdi bu tip netameli konular bunlar. Ama bu nedenle başlayan tartışma Reynmen'in küfürüyle seviye ortaya çıktı. Ya ben bugünkü yazımda da yazdım. Yani bu söz diyalogu gittikçe seviyesizleşiyor diye. Bir verelim mi önce Onur abi? Sonra senin çıkardığın kelimeler önemli. Aleyna Tilki'nin paylaşımı gelsin önce. O fanları onu paylaşmış. Video YouTube olmuş. Dünya listesinde birinci sırada Aleyna diye. Derine inme çıkamazsın Çomar Show dedi. O da hani bir numarada kendisinin daha önce olduğunu gösteren paylaşımı. Ama sonra bundan turnike, tornistan yaptı. Nereden çıkarttınız onu Rain Man için söylediğimi diye. Ha onu bilmiyorum abi. Öyle mi dedi? Evet. Ama paylaşımında şey var. Diğeri de var mı arkadaşlar? Fanlarının paylaştığı kendisinin dünya listesinde birinci olduğunu gösteren paylaşımı da var. Evet. Belki haberlerde mi o üst üste konmuştu? Sayfasından bakmadım ben de. Haberlerde gördüm. Neyse Aleyna kısmı bu. Birinci benim dedi neticede. Bunları demese bile. Sonra Işın Karaca dedi ki vallahi de billahi de tebrik ediyorum. Düşünsenize dinlenmeden beğeniliyorsun. Evet. Piyasa o kadar elinde. Acaba şarkı yüklenmeden mi beğeniler yüklenmişti? Işın'a sormak istiyorum aslında. Sonra bunun İngilizcesini de yazdı. YouTube manipülasyona izin vermek suçun bir parçası olmaktır. Diye de bir şey not düştü. Şimdi bu konuda şöyle bir şey var. Benim de yeni öğrendiğim. Şimdi bir beğeni hemen sisteme giriyor. İzlenme aynı hızda girmeyebiliyor. O sonradan yüklenebiliyor. Niye diyeceksin? %80'i de %85'ini görmeyince aha, YouTube numaratörü çalışmıyor. Öyle bir kısayaç sistemi var. Yani ama sonuç itibariyle bu işin hackerları o programı da kırıyorlar. Yani aynı anda 300 bin, 500 bin izlenme yükleyebiliyorlar. Yani onun için bu rekorlar hep şaibelidir. Yani asıl rekor sokağa çıktığın zaman ama şarkı güzel bir şarkı. Ama abi şarkı şimdi bak Alişan'ın söylediğine geleyim. Evet. Ha Işın Karaca'ya bir cevabı var. Önce onu verelim mi Rain Man'in? Değil mi? Video var bunun. Ne diyor Rain Man? Evet. Işın Karaca'ya bir şey diyor galiba. Küfür mü diyor bir şey? Genel bir şey. Hadi bir verelim. Ama Işın Karaca'ya. Millet diyor ya çok para kaldırdınız lan. Ya güzel hissediyorum ya. Yani ben böyle biraz obsesif bir insanım. Böyle kafaya bir şey koydum mu o olacak kafasında bir insanım. O benim istediğim gibi olunca şu an böyle çok harika hissediyorum. Üstümden yük kalkmış gibi böyle rahat. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsinin yorumları benim için çok değerli. İyi veya kötü. Ama bazı kötü oruç...
Yani bu para mevzusuna bir takılıyorsunuz, ben anlamadım ama arkadaşlar, bir işi gerçekten severek yapıyorsanız para zaten size bir şekilde geliyor. Anladınız mı? Yani parayı kovalamanıza gerek yok. Severek yaptığınız işte para zaten sizi kendiliğinden buluyor. Yani çok da kasmayın ya. Yani buna üzülüyorum çünkü yıllarca muhafaza etmeye çalışmış ismini, korumaya çalışmış bir şekilde. Herkesten, her şeyden, kötü olan her şeyden ve ezik olduğunu düşündüğü benimle adını yan yana getirip benim hakkımda bir şeyler konuşuyor olması bana çok ezikçe geliyor. Bir zamanlar, bir zamanlar halim vaktim yerindeydi. Valla şimdi. Twitch'te bir arkadaşımız var, Elvin diye. Geçenlerde canlı yayında benim klibimi izlemiş. Çöp diyen arkadaşlara da sizin bir çöpünüz bile yok, eleştirilebilecek bir çöpünüz bile yok diye cevap vermişti. Çok hoşuma gitmişti. Sadece bunu söylemek istiyorum. Bir çöpünüz olsun. Hayatın sonu da her hayatta olduğu gibi ölüm kardeşim. Şimdi Alavcığım, birkaç tane sen bunu izlemiş miydin? İzledim. Birkaç tane küfür yarım kalıyor. Evet. Ama ne dedi? Yalnızca bir... Neyse, şimdi yarım da söyleyemeyeceğim ben. Yakışmıyor dilime ama böyle bir cevap verdi. Işın Karaca'nın söyledikleri var. Onu ben açıkçası sen şimdi yazınca görmüştüm. Evet. Ay, Yeşim Kısalkın, pardon. Evet. Söyleyeyim mi onu da? Evet. Ortalık kendini şarkıcı zanneden, bu da yetmezmiş gibi birbiriyle kavga eden, zıvır ve ıvır kaynıyor. Yettiniz desem, ne sözleriniz söz, ne de besteniz var ortada. İkrah geldi yahu, demiş. Yani ikrah geldi, hani midem bulandı gibi. Evet. Alişan diyor ki, Türkiye'de o kadar büyük starlar var ki, Türkiye'yi bırak, dünyada büyük starlar var. Bu ülkede Tarkan'dan büyük albüm satan yok. Bakıyorsun ilk günde 50 bin 40 bin izlenmede, işte Madonna albüm klip paylaşmış 10 günde 4 milyon izlenmede. Buse de diyor ki, ben baktım saniyede Buse var ol eşi, saniyede 100 bin beğeni oluyordu. Mümkün değil böyle bir şey diyor, inanmamışlar. Onlar da böyle paylaşımlarda bulundular. Şimdi normalde Pepsi Türkiye'nin Lipton Ice'li Pepsi'nin, değil mi? Evet. Yani buna izin vermemesi lazım. Yani bu sonuçta o markaya da zarar veriyor. Yani şimdi bu şarkıya güveniyorsan, bir promosyon yapacaksan, bu gerçek karşılığıyla olması lazım. Sosyal medyaya da internet numaralarıyla değil, mutlaka belli bir sayıda Rain Man'in şarkısı izlenir, takip edilir ama yani eşyanın tabiatına aykırı bu kadar insanın bu kadar kısa sürede yüklenmesi sisteme bile error verdirir. Yani şimdi bunu Türkiye'de, yani yanlış hatırlamıyorsam 650 milyon muydu? Öyle bir sahte tıklanma YouTube silmişti bir ara. Türkiye'deki müzik şirketlerinin sahte tıklanmalarını. Şeye girip bakmam lazım. Yıllar önce yazdım onu. Şimdi bu gerçek varken ortada bu izlenmelerle gururlanmak yerine sokakta nasıl karşılığı var bunun, ona bakmak lazım. Günün sonunda Aşti'den mi anlayacağız bunu? Evet. Aşti reklam, satış, pazarlama müdürüyle konuşmak lazım. Merak ettim ya, gerçekten. Sinir oluyorum bu telefona. Kıstığım halde niye ötüyorsun lan sen? Aşti'den. Peki Ali abicim, senin evet, bugün yazdığın yazıda da hani o kelimeleri, daha doğrusu seviyenin ne kadar düştüğünü ön plana çıkartmışsın ya, ona ne diyeceksin? Reymen'in burada 3 tane küfür var, ağzına kadar gelmiş. Söylemiş mi söylememiş mi belli değil. Ya şimdi küfür ne zaman eder insan? Küfür sinirlenince mi? Yani hiçbir zaman etmese iyi olur bence de. Hayır, şunu. Aç içine düştüğü zaman, yani sözün biterse şiddet başlar. Hmm. Küfür ne zaman başlar? Aç içinde kaldığın zaman. Ezikler diyor ama kendisi. İşte aynada kendine bakacaksın. Yani bir isim vermeden bir kadına o nokta diye gönderme yaparsan yani ortada bir fikir ayrılığı var. Senin yaptığını ben şaibeli buluyorum. Şaibeli buluyorum. Ben böyle bir iddiayla karşılaşsam yapacağım şey, oturup yatakta sizin anınızı avradınızı inanmıyorsanız demek yerine ispatlarım. İspatlarım. Bunun real bir fiziki bir şeysi vardır. Sen diyorsun ki
YouTube'da Türkiye'den bir numara olan ilk benim. Tek benim. Öteki taraftan da Aleyna Tilki'nin fanları çıkıyor, diyor ki aha da belgesi değilsin. İşte yalan bir. Yani o zaten yalan bir. Yani. O zaman bunu düzelteceksin, diyeceksin ben ikinciyim ya da ilk erkek benim. Yani şimdi bu şımarıklığa gerek yok. Bu şımarıklık seni bir yere taşımaz. Tıpkı daha önce bir neydi çocuğun ismi? YouTuber Enis. Enes Batur. Enes Batur. Enes Batur'un şımarıklığı ne oldu? Günün sonunda Enes Batur'un şımarıklığı ona ikinci filmi çekenlere 6 milyon TL zarara sebep oldu. Yani insanların gözünün içine baka baka 10 milyon abonem olunca evleneceğim söz diyorsun. 10 milyon aboneyi buluyor. Yeni bir film vizyona giriyor. Şak diye bir göstermelik sahte nikah yapıyorsun. Bunu gerçek evlilik diye millete sunuyorsun. Yiyenler yiyor, afiyet olsun. Biz diyoruz ki biz yemedik. Gerekçelerimiz de bunlardır. Bizi salak yerine koymayın. Çıkıyorsun, dalga geçiyorsun, hali yok. Şimdi arkadaşlar inandırıcılıklarını yitiriyorlar. Sosyal medyada kimin neye geldiğini, YouTube'da ne olduğunu artık buradan ölçen siteler var. Oradan gidip bulabiliyorsun. Yani oradan girip görebiliyorsun Enes Batur'un aylık trafiğinin ne kadar bir reklam gelirine tekabül ettiğini görüyorsun. Yani bu kendinin aldığı özel reklamdan bahsetmiyorum. Bana Türkiye'de YouTube ajanslarından biri sunum yaparken dedi ki şu anda Enes Batur'un aylık kazancı 530 bin TL. Sunumu yaparken anlattılar. Biz o gün YouTube kanalını kurduk. Ben de bunu söyledim. Enes Batur dalga geçiyor. Ala abi ben 2-3 milyon kazanıyorum. 530 bin TL. Ya aynı Enes Batur 250 bin TL'ye şirketler çağırdığı zaman video yüklüyor. Gelirim çekerim 250 bin TL alırım diyor. Yani bu işi yapan ajanslar var. Bunlar gidip insanlarla pazarlık yapıyor. Yani sosyal medyada bugün uyduruk bir çay var. Ünlüler paylaşıyor. Oynamayan yok hala. Evet. 4000 lira ya 4000 lira için. 4000 lira için aç kaldıysanız gelin toplayalım para. İnsanları kandırmayın. Yani o eğer sağlıklı bir şey olsa, gerçekten öyle zayıflatsa, tok tutsa, bunlar giderler Sağlık Bakanlığı'ndan izin alırlar. Aldıkları şey Tarım Bakanlığı'ndan. Yani anlı şanlı, şöhretli insanlar gidiyorlar. Ya kusura bakmayın ama yarın öbür gün bunun mebali var. Yalan konuşma, doğruları söyleyin. Evet, yani büyük mesuliyet gerçekten. Neyse, evet, rekor kurduysan tebrik ederiz ama önceden şu kadar yapmazsam, ya ben bunu tanıyorum. Bu klibim 300 milyon kesin olacak diyen kişinin kaça yaptırdığını biliyorum ya. Bunu da defalarca açıkladım. O klip 300 milyon oldu mu? Evet, oldu geçti. Allah geçelim Allah. Başka bir konuya sinirlendim. Hayır, bir de tek bir şey söyleyeceğim. Derdim olsun'a baktım. İlk gün 6 milyon izlenmiş. Hani derim ki ben mesela 6 milyon ilk gün izlenmeyle rekor kırmışsam ikinci klibimde 7 milyon olsun be derim. 1 milyon daha artsın. Yok 15 milyon olmazsa 6'ya 15 sileceğim falan. Çok iddialı söylemler tabii. Neyse bu çıkar mı peki Ali abi sahteyse? Ne? Yani şimdi bunu anlayacak bir şey var mı? Ya o rakamların sahtenin gerçek mi olduğunun çıkabilir mi? Şimdi kaç milyon? Şu an mı? Evet. 3 günde 33 milyon en son. Türkiye'de mi? YouTube kullanıcısı ne kadar? Ne kadar? VideoCorp yardım et evet. Bana. Türkiye'de YouTube'a abone sayısı kaç? Soru 1. Biliyor musunuz? Var mı öyle bir? Bilen varsa yazsın. Yazın bakıyorum bak. Ama bunu bizim bilmemiz lazım. Ya Kenya'dan, Amerika'dan Çin'den şu an 43 milyon. 43 milyon. Şey yok, Remnant klibi. Ha klip 43 milyon olmuş. Ya 43 milyon olmuş.
bilgisayar yazılımı çalışıyor demek ki. Harıl harıl çalışıyor. Evet. Boş durmuyor. Yani mantık. Ya dünyanın çeşitli ülkelerinden, Rusya'dan, ne bileyim Çin'den YouTube'a girip Rain Man'ın klibini niye merak etsinler? Beklemişler abi. Evet, beklemişler. Aynı anda bilgisayardan dinlemişler, yazdırmışlar. Şimdi bu konuda işin 200 milyon aktif kullanıcı. Kaç? 200 milyon. 200 milyon. Nüfustan. Ya nüfusumuz 82 milyon. Bunun yarısı çocuk. Bir kişinin birden çok mu şeyi var, kullanıcı şeyi var? Yok abi ya, bu rakamda bir yanlışlık var. Bir kişinin 4 tane, 3 tane falan olması lazım. Herkesin olması lazım. Nasıl yani? Hani 200 milyon diyor ya abi. Evet. Şimdi hadi 7-8 yaş üstündekileri sayıyorum. En tamam. Azından yazı yazabilsin. Tamam. Evet. Bir kişinin 4 tane falan hesabı olması lazım ve herkesin hesabı olması lazım. Evet. 4 ayrı hesaptan girecekler. Ve her kişinin olacak, istisnasız ya. Ve 7 yaşından büyük falan ya. Yani uyduruyorum şu an tamamen de. Hani ne bileyim. Oradan söylediler de yani şeydi, belki direkt hesap değil de. Enteresan. Aktif. Öğreniyoruz biz. Nasıl bir kişinin aktif? Allah aşkına. Bu konuda bir uzman programa çağırmayı teklif ediyorum. O da Funda Şen olsun. Ve şu Rain Man çalışsın gerçekten, çalışsın da gelsin. Bu rakamlar doğru mu? Bu kadar kullanıcı var mı yok mu? Duello'ya çağırıyorum. Evet. Video Corp'un patron Çesin abi değil mi? Evet. İzah etsin. Gelsin ya. Bize ikna etsin. Çözsün bu işi ya, yani. Şimdi bak. Bu işi dünyada bu sahtekarlığı ilk yapanlar Güney Korelilerdir. Tamam. Şu arkadaşını da çağırsana abi. Bak, sahtekar arkadaşını da çağırır mısın programa? Çıkmaz. Şimdi Güney Koreliler ne yaptılar? Hatırla bir tane Gangnam Style. He, yıkıyordu ortalığı. Evet. Bunu bilgisayarda, yazılımda 500-600 milyon izlenmeye çıkarttıktan sonra haberini yaptılar. Biz bundan 1 milyar kişi izledi diye ondan sonra haberdar olduk. Ondan sonra Gangnam Style dünya turuna çıktı ama Güney Kore'de Korean Pop diye bir tür çıktı ortaya. Adamlar uçuyorlar yani. Orası başka bir şey. Yani o Güney Kore'de böyle olur. Peki o zaman ama Türkiye'de bir akıllı, Türkiye'de bir sanatçının bir akıllı Rain Man mi? Bir akıllı Gangnam Style söyleyen mi? O zaman parayı veren bastırır alır izlenmeyi mi diyorum bir evet, taraftan da. Evet. Alıyor. Yani bu sana nasıl bir şey veriyorsa moral motivasyon bir yalanlar dünyası, evet. Güçler ülkesi. Ama yani Rain Man gerçekten izlenme potansiyeli olan biri. Tamam. Evet. Ama bu kadar mı? Yani madem o kadar ya. Rain Man'i de davet ediyorum. Gel kardeş izah et. Valla devrelerimiz yandı yani. Bu nedir ya? Arayacağım çıkışta menajeri. Onun da adı Yusuf. Çıkmak istemiyorlar ama bakalım. Peki abi bakalım bu konularımıza. Bu arada saat kaç oldu? Hiç saat 1'i 5 geçiyor. Ha, çekilişimizi kitapların çekilişini yapabiliriz bir taraftan. Yapabiliriz. İsimler gelirken ah gelmiş bir de. Kitaplar kimler? Bu kadar az mı ya? Ay daha dolu konumuz var. Kitaplar evet. İlgi görmemiş. Kaldırırım bu kitapları böyle yok, yaparsanız. Bak şu kaç tane var burada? De yüzlerce kişi var yani Ali abicim. Ayıptır İki, söylemesi. 2, 4, 6, 8. Noter sayıyor iş başında. Yandınız çocuk. 10. 12. 15. Sohbet 19. Daha güzel 20. Yani. Canım izleyicilerimize. 20. Yani. 25. Şöyle. 28. Yani şimdi bu... Şu an kanalda 350 kişi var. Evet. 350 kişi var canlı 352 yayında. 352 oldu. Sürekli artıyor 20, ama... Evet. Demiş ki onlar. Ali evet. Abiciğim. Evet. İlkaycığım, evet. Sohbetiniz baldan tatlı, kitap vermeseniz de olur demiş. Bu evet. 20 kardeşim, kaç kişi saydın? Onlar da 28. Biz kitap şimdi, da istiyoruz demişler. Tamam, şimdi programdan sonra bakacağım. 28'den fazlaysa kitap gönderen, isteyen. Ya kusura bakmayın, bir oturtamadığım sistem budur. Yani bu programa başladığımızdan bu yana oturtamadığım bir sistemdir bu. Bunun nasıl bir çözümünü ortak bir akılla yardımınızı istiyorum. Deyin ki şu sistemi kullan, kimsenin hakkı kimseye geçmez. Ama bu sistemde böyle işte içeriden gelen
kavanoz tipli dünyaya mahkum oluyoruz. Sonunda bir noter tayin ediyorum. Evet. Bir noter, bir asistan bu işe özel. Evet, evet, çekelim buyurun. Bari. Buyurun çek. Hadi bakalım. Hemen Tuna Kiremitçi kitabı üstte. Selanik'te Sonbahar kime gidiyor? Gösteriyorum size. İsmi de birlikte açalım. Hatice Demir. Tebrik ediyorum. Siz Tuna Kiremitçi'nin bu güzel kitabını kazandınız. Ahmet Yıldız'ın kitabını çekiyorum. Aa, benim favorim. Kübra Kılıç. Stresli bir dünyada mutlu bir çocuk yetiştirmek. Zor bir iş, zor. O zor işi Ahmet Yıldız anlatmış. Evet. Türkiye'de sanatçı olmak, Ahmet Şafak. Hemen çekelim. Birlikte de bakalım şöyle kimmiş. Semra Uyanık. Aa, ne güzel, yeni isimler valla. Semra Uyanık. Bir de Ahmet Şafak. Daha çekiyoruz. Bu kitabı ben de merak ediyorum. Şöhret sanatı öldürür, cinayeti ben gördüm diyor Ahmet. Bu kitap. Kime gitti? Aa. En iyi filmde. Vermeyecek. Kardeşim, bizim kitaplığı boşalttın. En iyi filmler. Gerçek adı ne biliyor musunuz en iyi filmleri? Biliyorsunuzdur, adresten kaç defa gitti. Bir Taner Taner bir evet. En iyi filmler. Men ediyoruz sizi kardeşim, evet. Katılmayın. En iyi filmler Ahmet Şafak. Nur Kare. Nur Kare. Bahar Feyzan. Bu en iyi filmlerin hakkını gasp ettiği kişinin yerine bir kitap da buradan helal olsun abicim. Alayım. Çek İlkay. Kadının Hak Arama Rehberi, inşallah bir kadına çıkar. Avukat Altın Mimir'in kitabı. Evet. Gönlüne göre oldu. Songül Yıldız. Songül Yıldız. Kazandı. Evet. Siz de... Şirin Sur'a gitmiş zamanında. Adresi yok, geri gelmiş. Aynen öyle. Şirin Sur adres mi geçmiş, göndermemiş. Her neyse. Şimdi işte yapılacağı hemen söyleyelim. Bir 15-20 dakika daha program sürecek. 13.30'da. O civarlarda kapatacağız. Dolayısıyla siz hızlı bir şekilde öncelikle Magazin Noter'in Instagram adresini takibe alıyorsunuz. Sonra direkt mesajlardan oraya gerçek adınızı, adresinizi, telefon numaranızı bize yazıyorsunuz. Adresin 13.30'a kadar elimize ulaşması gerekiyor. Yoksa hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Bu sebeple hemen bize ulaşınız. Bu isimlerdeki kişiler sizlerseniz. Diyoruz, devam ediyoruz. Ali abicim, hangi konuya geçsek, konumuz da çok... FaceApp'la birlikte bütün ünlülerin yaşlandığını gördük iki evet. gündür. Hatta Demet Akalın dün isyan ediyordu, yeter artık hırr sileceğim hepinizi diye. Evet. Sana da gına geldi mi? Bir ikincisi tehlikeli de olduğunu söylüyorlar. Sen ne diyorsun? Şimdi dün pazar günü İstanbul'da 31. Boğaziçi maratonu var. Karşıdan karşıya yüzecekler insanlar. Samsung'un sponsorluğunda. Onun dün tanıtımı vardı. O tanıtıma gittiğimde benim dışımdaki gelen gazetecilerin tümü kadındı. Yani yöneticiler gelene kadar masada bu konu konuşuluyordu. O kadar gündem. Evet. Hatta kadınlardan biri bu programı yazanın kesin kadın düşmanı bir gay olduğu iddiasında. Çünkü kadınları vicdansız bir şekilde yaşlandırıyor. Erkekleri aynı hainliği yapmıyormuş program. Yok. Ya şey ha, anlatmaya ha, çalışıyorum söylüyor. Yani. Onun okuması o. Anladım. Evet. Demek ki o kendini beğenmemiş. Evet. Ben bir başkası dedi ki ya ben inanmıyorum onun dedi böyle olacağına. Şöyle bir şey var dedi. Yani Defne Samgeli'ni öyle yaşlanamaz dedi. Dedim ki şimdi şöyle bir şey var. Şimdi oradaki ünlüler gerçek bugünkü yüzde... Evet. Aa, bugünkü, kadar hızlı. Vallahi ben buna hız derim. Bugünkü, alalım buraya sandalye. Bugünkü şeyini sen söyle. Bugünkü yüzünü kullanıyor. Onu yaşlandırdığın zaman ortaya başka bir tablo çıkıyor. Ama hiç dokunulmamış. Estetik olmamış, botoks yapılmamış, dolgu yapılmamış halini yüklese o kadar yaşlanmaz belki, arada fark olmayacak. Şimdi açıkçası arkadaşlar şu kırmızı koltuklar ortaya geliyor. Yani no panik. Şimdi buradaki sorun, temel sorun şu. Bu
programlar sayesinde insanlar bir sosyal medya ve programların şeysi olmuş, kölesi olmuşlar. Yani biz onların şeyine döndük, şarlatanına. Bu program da yeni değil, bayağı 5-6 senelik bir program. 2017 diye okudum abi. Hayır. Valla dur gene bakarız. Yıllar önce yapılıyordu bu program, bu kadar popüler değildi. 2017'de şimdi yayınlanmış Rus. Ama 2017 dediğinde abi 2 sene oluyor zaten. Dün değil daha yani. Eski, daha eski. Daha da mı eski? Daha eski. Bilmiyorum, haberde böyle okudum. Nasıl kullanılıyor diye soranlar vardı. Aslı Hünel'in dün bir paylaşımını gördüm. Diyor ki ben Instagram'a baktım, bu filtreyi bulamadım diyor. Bu indirilmek gerekiyor bunu telefona. Onu söyleyelim. Yani Aslı bunun filtre olduğunu mu düşünüyor? Ay söylemese miydi hocam? Aslı o kadar geziyorsun ki okumuyorsun. Yani görüyorum paylaşımlarından. O yemek senin, bu davet benim. Yeni albüm yaptı. Yeni albüm. Kız çok yoğun. Çok da güzel bir klip çekti. Selam olsun buradan. Neyse yani uygulama iniyor ama diyorlar ki işte ardında da pek çok tehlike var. Çünkü dijital olarak iz bırakıyoruz. En değerli hazinemiz fotoğraflarımız. Fotoğraflarımıza erişme hakkı veriyoruz bu programa. Bu programda gizlilik sözleşmesinde diyor ki ben bunları üçüncü kişilerle paylaşabilirim. Evet. Kabul ediyor musun? Ve hiçbirimiz bunu hiç görmeden tık kabul ediyoruz. Evet. Şimdi bu yani bu korku geçmiş olsun korkusu. Yani biz bu akıllı telefonlarla tanıştıktan, internetten sonra artık her yerde bir dijital iz bırakıyoruz. Bu saatten sonra kendini koruman için bir taş devri insanı olman lazım. Yani sen internete de girmesen, bilgisayara da girmesen, e-devlet var. Yani devletin sistemine dahil oluyorsun. Bir laboratuvara gidiyorsun, tahlil yapıyorsun. O laboratuvardaki tahlil yapıldığı zaman bilgisayara giriyor. Bilgisayara girdiğin zaman ona dışarıdan erişebiliyor insanlar. Şimdi bu korkuları unutacağız. Yani bu program olmasa da zaten senin yüz okumanı çeşitli fotoğraflardan alıyorlar. Ama abi bu program Rusların. Google şu bu Amerikalıların. Ya onlara mı gitsin bilgileriniz? Şimdi bak Rusların da Ruslar geldiler Türkiye'de bütün sokakları 360 derece çektiler kameralarla girip herkes navigasyondan indiriyor. Yandex'e girdim, Yandex'ten buldum. Abi o Yandex ne? Bazı ülkelere sokmuyorlar. Niye sokmuyorlar? Çünkü minibüste giriyor sokağa caddeyi 360 derece görüntüyü alıyor videoyu. Seni zaten Tomar'ın şeyini, MR'ın her şeyini çektiler. Yani geçmiş olsun diyorsun. Geçmiş olsun. Korkmayın bu programlardan. Yani, yükleyin. Ya 91 yılında beni Edirne'de jandarma gözaltına aldı. Sebep de şu. Milliyetin İlli Türkiye Ansiklopedisi var. Onların fotoğraflarını çekmek için çıktım seyahate. Bana liste verdiler. Bir tarihi köprüyü çekiyorum. O köprünün öteki tarafında askeri birlik varmış. Orada yazıyormuş. Fotoğraf çekmek yasaktır. Gözaltına aldılar beni. Niye? Askeri alanda fotoğraf çekmişim. Köprüyü çekiyorum. Nehir üzerinde köprüyü. Ya kusura bakma uydudan senin askerinin hangi tuvalette gittiğini röntgenliyor, görüyorlar. Sen gelmiştin, bu ilkelliği uyguluyorsun. Yani onun için Atalan Üsküdar'ı geçti. Şimdi Mars'ta hayat kurmaya çalışıyorlar ayda. Geçmiş olsun. Bilet alabildin mi bilet? Ay'a. Aya değil de Milli Piyango bileti kime çıktı çok merak ediyorum ha.